Hoş geldiniz. Farklı bir ayakkabıyı ele alacağız. Puma marka bir ayakkabıyı ele alacağız. İnanın piyasadaki diğer modellerden oldukça farklı, birçok yönüyle farklı geldi bana. Şimdi hepsine tek tek bakacağız. Hemen ayakkabıyı elime alayım ve detaylı performans incelemesine geçelim. Kutusunu göstermiş olayım. Diğer modeller gibi genel itibariyle Puma bu şekilde bir kutu gönderiyor. Oldukça basit, sade, biraz kalitesiz ve kötü bir izlenim veriyor. Etiketini görüyorsunuz. 11 numara aldım, 45 numara aldım. Biraz büyük geldi. 44,5 alabilirmişim dedim. Sizler de buna göre bir size tercih edebilirsiniz. Boom, ayakkabımız burada. Dediğim gibi 45 numara almıştım arkadaşlar ben. Yani normal benim Nike numaram, Jordan numaram 45 numara. Adidas'ta genelde 44,5 giyiyorum. Biraz 45'te önden uzun geldi ve genel itibariyle ayağım içeride hafif hareket eder bir durumdaydı. Yani kalıbı çok dar değil kesinlikle. Oldukça geniş ve uzun da hatta sayılabilir. Sizler de bu şekilde tercih ederken dikkat edebilirsiniz. Benim kaç numara ayakkabı tercih etmeliyim konulu videomu da izleyebilir ve karar verebilirsiniz. Hemen ağırlığına da bakalım. Biraz çünkü hafif ağır geliyor elde. Evet, şöyle koyuyorum. 532 gram arkadaşlar. Ağır hissettiriyordu. Gerçekten de baya baya ağırmış. 532 gram yani iki ayakkabı 1 kilonun üzerinde olmuş oluyor. Bayağı zaten göründüğü gibi de okkalı, büyük, kalın ve hafif olmayan bir ayakkabı. İşin kötüsü ayakta da ağır hissettiriyor. Belki ben hani 44,5 alsaydım biraz daha hafif hissettirebilirdi. Ayağım çünkü içine daha iyi oturabilirdi. Bu sebeple biraz büyük geldiğini hissettim. Ağır ve beni geri çeken ve yavaşlatan bir ayakkabı gibi hissettim. Bir diğer noktada zaten bilekli oluşunu pek sevmedim. Bilekli olmasını pek ben tercih etmiyorum. Kimi basketbolcular bilekli arayabiliyor. Özellikle Sebo Göndür kardeşim, selamlar. Bilekli seviyorsun. Bu tarz bir ayakkabı mesela artık piyasada çok fazla yok. Tercih edebilirsin. Düşününce zaten bilekli ayakkabı artık pek üretmiyorlar arkadaşlar. Biraz daha eski model kaldı. Fakat bileklerine tatlı bir koruma hissi isteyen arkadaşlarım için hala güzel bir seçenek olarak duruyor. Normal fiyatı 1500 liralar civarındaydı. Ben bunu 750-770 aldım. Yalan olmasın. Kargo açımını izleyebilirsiniz. Tam şu an emin olamıyorum çünkü bayağı bir süre geçti üstünden. Ama %50'ye yakın bir indirim vardı. Kendini belli eden cırtlak bir ayakkabı. Özellikle birçok arkadaşım bu ayakkabının rengini çok beğeneceğini düşünüyorum. Tasarım oldukça farklı. Spor salonunda falan ara ara da giydim ben. Gündelik hayatta da giydim. Eşofmanlarının altına falan. Yani güzel oluyor. Kalın çorapla bu büyük gelen yerlerini de doldurmuş oluyorum. Keyifli bir görüntüsü var yani. Özellikle rengarenk giyinmeyi seven, biraz çarpıcı olmayı seven, biraz göze batmayı seven arkadaşlarım için bence güzel bir ayakkabı olacaktır. Düşünebilirsiniz. Aşağıya açıklamaya da linkini bırakacağım. Eğer kaldıysa bu ve birkaç rengi daha vardı yanlış hatırlamıyorsam. Girip alabilirsiniz. Peki performansı nasıldı? Hemen ona bakalım. Performansı arkadaşlar normal aslında birçok noktada hani iyi iş yapan, fena olmayan, idare eder bir yapıda ayakkabı. Tabanını hemen şöyle göstereyim size. Evet, tabanı görüyorsunuz. Daha kare kare kristal şeklinde çıkıntılarla bezenmiş Puma amblemi ön tarafa konulmuş. Ortada bir boşluğumuz var. Bu orta taban desteğini gösteriyor. Yastıklamaya da bakabileceğiniz durumda. Güzel yumuşak bir köpüğüyle çevrelenmiş. Fena iş yapıyor mu? Yapmıyor. Yani normal ortalama bir taban tutuşuna sahip. Hani çok aman aman süper diyemeyeceğim. Kötü de değil. Fakat dış sağlar için hiç uygun değil arkadaşlar. İlk başlarda sert gibi dursa da bu görmüş olduğunuz
çıkıntılar çok ince plastikten yapılmış. Çok rahat elinizle böyle oynatabiliyorsunuz. Bu benim pek hoşuma gitmedi. Biraz fazla kirlenmiş, kusura bakmayın. Normalde daha temiz tutuyorum. Oynadığım saat çok pis çünkü. Ondan kaynaklı böyle oluyor. Ama dışarıda oynamaya hiç uygun değil. Tavsiye etmeyeceğim kesinlikle. Çok hızlı bunu dümdüz edersiniz. Yani yazık olur. Bunu normal günlük hayatta AVM'de işte sinemaya giderseniz takılırsınız. 2-3 de basket atacağım sağda solda derseniz tabii ki giyebilirsiniz. Ama dış saha ayakkabısı yapmayın tavsiyem. Taban tuşuna benim 10 üzerinden vereceğim puan 8.2 olacak arkadaşlar. Yani kötü değil, iyi değil. Ortalama çok böyle aman aman bir iş yapmadı benim için. Yani çok süpermiş diyemedim. Gayet hani normal, standart. 8'in altı biraz daha düşük oluyor. 8.5, 9'a yakın iyi. 9.5, 9 üstü buçuğa kadar hatta çok iyi. Yani bu ortalama sıradan diyebiliriz. Hemen yukarıya çıkıyorum. Yastıklama sadece Puma'da bir teknoloji çok fazla ulaşılır biçimde olmuyor. Yumuşak bir köpükle sağlanmış bu yastıklama, etkiden korunma. Çok yine farklı veya çok güzel diyebileceğim bir nokta yok. Çok idare eder, sıradan, hatta benim için eksik oldu. Keşke biraz daha böyle zıp zıp, biraz daha etkiden koruyan, daha altı dolu bir yapı olsaydı. Buna da 10 üzerinden 8 vereceğim arkadaşlar. Çok dediğim gibi memnun kalmadım. Ha, kötü de değildi, iyi de değildi. Normal yürüyüş için, normal farklı sporlar için gayet güzel olabilir. Ama onun dışında çok ekstra bir iş yapmadı kesinlikle. Üst kısma çıkıyorum. Üst kısımda asıl farklılıklar bizleri karşılıyor. Çok ilginç bir tasarım tabii ki öncelikle. Sonrasında ise böyle bir askı yapısı var. Şurada yuvarlak bir olay var. Ne bu böyle? Disk işte bu. Disk Rebirth. Tekrar hayata gelen disk burada. Onun dışında dizayn detayları olarak işte olan şeylerin hepsi burada arkadaşlar. Mor bir parmak koruması var. Sarı askılığımız iki taraftan böyle bir değişik bir durum var. Bir taraftan açılıyor gibi düşünüyorsunuz ama hayır, burası da bağlı. Alttan da ve yandan bağlı. Ters tarafta birleşiyor. Mavi, kırmızı detaylar, beyaz detaylar, arkada logo. Üst tarafı biraz böyle canlı duruyor. Kalite olarak yani çok böyle yine süper işler yapmış diyemeyeceğim maalesef. Normal, gayet basit. Özellikle şu kullanılan kumaşı hiç beğenmiyorum ben. Bu delikli bir kumaş kullanılmış. Arkaya doğru gittikçe biraz daha üssüz bir kullanım var. Çok kaliteli değil kesinlikle materyalleri. Askılığa bakalım. Askılığın kalitesi de biraz daha sınıfta kalan bir maalesef materyalden yapılmış. Nike'de falan olan askılar bundan çok daha kaliteli, güzel plastiklerden yapılıyor. Yan tarafında şöyle yastıklamanın hem üstünde kalan şekilde ayağınızın yana yapacağı hamlelerde sizleri iyi tutan bir çeper var. Ve tabii ki bu askıyla yana doğru yapacağınız hamleler güzel bir biçimde engellenmiş olacak. Aynı şekilde şu kısım da yukarı doğru çıkıyor ve ayağınız bunun içine oturuyor. Böylelikle yana yapacağınız hamlelerde bu ayakkabı içerisinde gayet güvende hissedebilirsiniz. Arkaya doğru geçiyorum. Tabii ki bilekli kocaman bir bilek yapısı var. Ben neden bilekli ayakkabılarda oynamak istemediğimi anladım. Bileğim hiç kıpırdayamıyor. Sağ sola yapacağım hamlelerde bile beni engelleyen bir his oluşturdu. Hiç beğenmedim. Dil yapısı fena değil, güzel, tatlı. Bu ayakkabının en sevdiğim yönlerinden bir tanesi bağcıksız oluşuydu. Ve zaten en farklı yönü bu ayakkabının ön plana çıkmasını sağlayan, ismini veren disk arkadaşlar. Burada bir tarafa doğru yaptığınız zaman kilitliyorsunuz. Aslerle çıkıyor, bakın bu şekilde üst içinde topluyor. Ve güzel sıkabiliyorsunuz. Ben onu çok sevdim. Tek hamleyle pıt diye bunu salabiliyorsunuz. Böylelikle çok kolay giyip çıkarma işlemi oluyor. Sıkınızı kaldırıp böyle bir yana doğru sokup çok rahat giyip çıkartabiliyorsunuz. Bu benim hoşuma gitti. Tabii ki bütün bu tarz bağcıksız yapılarda ön ayağı nasıl sıkacağız? Ön ayakta nasıl bir işlem olacak? Bu biraz soru işareti oluyor. Burada tek tek elinizle arkadaşlar biraz bunları yukarı doğru çekip sonra bağlamanız lazım. Veya bağladıkça tek 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 böyle çekip toplamanız lazım. Buradaki dağcılıkta kullanılan veya bisiklet sporlarında kullanılan tarzda bir ip mevcut. Hani ne kadar sağlamdır, nasıldır bilemiyorum. Hatırlarsanız Jordan 33'te buna benzer bir yapı görmüştük. Orada böyle tabanda toplanıyordu. Burada ise direkt üst tarafta toplanıyor. Jordan 33'te hiç beğenmemiştim. Ayağımı öldürmüştü büyük numara almama rağmen. Burada fena değil, tatlı, güzel bir kullanım var. Ve bağcıkların geçtiği deliklerde farklı farklı yerlerde oluyor olması iyi bir şekilde kilitlenme sağlıyor. Benim en büyük sıkıntım, hani şey diyordum, acaba bunu alırsam kilitlenme sıkıntım olur mu bile düşünüyorum. 45 numara almama rağmen kilitlenmede sıkıntı yaşamadım. Askı hiçbir iş yapmıyormuş gibi hissettirdi bana. Hani çok bir anlamı yokmuş gibi hissettirdi. Sadece şuradan biraz böyle ayağınızı kapatıyor. Biraz daha dizayn fonksiyonu olan veya çeper fonksiyonu olan bir askı olmuş. Aman aman büyük işler yapmamış. Anlayamadım yani etkisini, öyle söyleyebilirim. Zaten bağcıyı iyi sıktığın zaman gayet güzel işler yapıyor. Tabii bunu da yine arkaya doğru iyice gerdirip yapıştırma imkanınız var. Bu biraz daha güzel geldi arkadaşlar. Normalde Nike'larda beklediğim şey burada var. Yani
Bakın normalde daha arkaya doğru oluyor. Siz ayağınızı soktuğunuz zaman bir tık daha öne geliyor. Yani bu kullanışlı olmuş oluyor. Nike'larda ne yapıyorlardı? İşte ucuna küçücük koyuyorlar. Ayağınız girince yetişmiyordu böyle. Bir saçma sapan bir görüntü oluyordu. Buradaki biraz daha güzel. Genel itibariyle üst kısım kitlenme ve destek noktası oldukça güzel. Yine yapacağınız hamlelerde dediğim gibi hiçbir korkunuz olmasın. Bileğiniz zaten kuvvetli ve iyi hissedecek. Bayağı bir bunu şöyle bir sıkın. Keyifli zaten bunu sıkması. Böyle sıkıp 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 oynayabilirsiniz. Normalde planladığınızdan çok daha rahat, çok daha kolay bir kullanıma sahip buradaki disk olayı arkadaşlar. Bir yön sıkıyor, bir yön boşaltıyor o sıkı makarayı. Materyallere vereceğim puan benim 10 üzerinden 8. Belki hani 7.9 mu versem diyordum ama işte ise bu kitlenme mekanizması falan daha kaliteli duruyor. 8 ideal olacak. Destek noktasında da arkadaşlar 8.9 vermeyi düşünüyorum. Hatta 9 mu versem dedim ama 8.9 belki bu ayakkabının bence en iyi yönü destek olabilir, güvenlik olabilir. Yine fena değil. Daha geniş bir yüzeye basabilirdi. Ama yana doğru hafif bir çıkıntısı da var. Biraz daha geniş olsaydı daha rahat hissettirirdi. Materyaller daha kuvvetli olsaydı yine daha bir kalite hissi verebilirdi. Çünkü 1500 liraya bu tarz bir ayakkabı yapıyorsun. Biraz daha güzel materyal koyabilirsin diye düşünmüştüm sadece. İç kısımda fena bir petleme yok. Normal bir petleme var. Topuk koruması, içten bir topuk koruması var ama o kadar böyle güçlü değil. Biraz büzüşüyor. Buralarda daha kuvvetli oluyor olsaydı 9'un üzerine rahat çıkartırdı. Herkesin giyebileceği 1 numaradan 5 numaraya bence herkesin giyebileceği tarzda bir ayakkabı. Eğer 700 lira falan bulursanız ve bilekli ayakkabı arıyorsanız, hatta böyle şık olsun gündelik hayatta da tercih ederim diyorsanız bence güzel bir tercih düşünebilirsiniz. Ama onun dışında işte yere yakın oynamak isteyen, böyle daha hafif ayakkabılarla oynamak isteyen arkadaşlarım için bu pek uygun değil. Yani özellikle gardlara çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Güvenlik arayan gardlar dışında daha hafif, böyle daha nasıl diyeyim, light bir şeyler, daha kolay ve küçük ufak bir şeyler istiyorlarsa bu kesinlikle onların tercihi olmayacaktır. Bu daha böyle büyük, iri adam ayakkabısı, büyük adam ayakkabısı ama çok yastıklaması da olmayan şekilde. Ama genelde 1 numaradan 5 numaraya herkes giyebilir. İsteğine de tercihine göre değişir dediğim gibi. Evet, böylelikle de iç tarafında da ne tarafa doğru kilitlenmesi ve ne tarafa doğru açılması gerektiğinde yazan bir ibareyle böyle tasarıma etki yapmışlar, dokundurma yapmışlar. Görsel olarak beğeniyor musunuz? Ne diyorsunuz? Aşağıda yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Benden bu kadardı. Umarım detaylı bir inceleme olmuştur. Uzun süre giydim gerçekten ve sonunda fikirlerimi sizlere aktarmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Eğer kanala yeniyseniz abone olun ve o zil işaretine basın ki yeni videolardan haberdar olun. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabıda ise bugünlük.